Sonbahar. Yazan Sıtkı Özcan. 1. bölüm. Yeni okul yılının ilk gününde, Eylül ayının bu ikinci pazartesi'sinde en ufak bir his yoktu içimde. Donuk bir sesle eşlik ettiğim İstiklal Marşı'nın ardından lacivert ceket kalabalığının arasında paslı demir kapıdan içeri sürüklenirken büyük, boğucu bir karanlığa adım atıyor gibiydim. Geçen sene nasıl bıraktıysak öyle duruyordu okul. Dönemin son günü öğle arasında aniden bastıran yağmurdan kaçıp, koridorda itiş kakış oynadığımız çamurlu topun duvarda bıraktığı izler bile yerindeydi hala. Sanki geçen yılın son zili çalalı sadece birkaç saat olmuş, kısa bir teneffüsten sonra hepimiz bu köhne, karanlık, insanın ruhunu tüketen binaya geri dönmüştük. Okulu özlememiştim. Arkadaşlarımdan herhangi birini özlememiştim. Öğretmenlerim özlemeyi ise Zaten hayal bile etmemiştim. Yıllar olmuştu onlar bizden, bu fakir semtin çocuklarından vazgeçeli. Çoğu sabahları balık istifi otobüslerde kaderlerine küfrederek geliyordu şehrin bu kenar mahallesindeki okula. Gün boyu asla bir baltaya sap olamayacağını düşündükleri biz öğrencilerine, yıllardır kelimesi değişmemiş bir ezberle derslerini anlatıp paydosili çalar çalmaz evlerine geri dönüyorlardı. Ruhen çoktan emekli olmuştu hepsi. Burada bizimle sadece gün dolduruyorlardı. Bir de en ufak bir bahanede kafamızı gözümüzü kırarak stres atıyorlardı. Sevmiyordum hiçbirini. Hiçbirinin de bizi sevmediğini biliyordum. Hepimiz biliyorduk. En çok da az ileride merdivenin başında durmuş, daha okulun ilk gününden saç kontrolü yapan Ragıp Hoca'yı sevmiyordum. O kısacık boyunu, çelimsiz bedenini, küçük biçimsiz gözlerini sevmiyordum. Yağlı saçlarından, üzerine sinen ucuz kolonya kokusundan ve özellikle de sap sarı dişlerinden iğreniyordu. Korkuyla karışık bir saygı duyduğumuzu zannediyordu kendisine. Elinden düşürmediği ince kızılcık sopasının, koridorlarda sık sık yankılanan bağırışlarının, tekmesinin tokadının bizi korkuttuğunu düşünüyordu. Korkmuyorduk. Ne kız öğrenciler yılışık gülümsemesinden etkileniyor, ne erkekler dayağından korkup çekiniyordu. Biz onların şikayetiyle akşam evde bir de baba dayağı yememek için mum oluyorduk öğretmenlerin karşısında. Onları sevdiğimizden, onlara saygı duyduğumuzdan ya da onlardan korktuğumuzdan değil. Farkında bile değillerdi ama bunun. Bir an önce dersi bitirip eve gitmelerini sağlayacak kadar sessiz, problemsiz olmamız yetiyordu hocalara. Biz de istediklerini veriyorduk genelde. Herkes akşam mutlu bir şekilde gidiyordu evine. Dönemin ilk dersi Ragıp Hoca düşmüştü bizim sınıfa. Birazdan ayakkabısının sesi yine koridorda duyulacak. Kapıyı yavaşça açıp içeri girdikten sonra üzerinde kahverengi takım elbisesiyle bizi şöyle bir süzecek. Ardından ders sonuna kadar bir daha kalkmamak üzere gidip koltuğuna yerleşecekti. Normalden farklı olarak bugün okulun ilk günü olduğundan kitaplarımızı çıkarıp geçen ders kaldığımız yerden okumamızı istemedi sadece. Onun yerine hadi kısa bir tanışma yapalım çocuklar diye başladı derse. Her kalkan önce kendini tanıtsın. Sonra bize yaz tatilinde neler yaptığını anlatsın. Sanki hepimiz daha birkaç ay önce orta kısmından mezun olduğumuz bu okula, şimdi lise öğrencisi olarak geri dönmemiştik. Sanki hepimiz zaten birbirimizi fazlasıyla iyi tanımıyorduk. Hepimiz tatili aynı mahallede geçirmemiştik sanki. Anlatacak kayda değer yazanlarımız yoktu ki bizim. Ben mahalle kahvesinde çay dağıtmıştım, üç ay boyunca. Haydar babasının marangozhanesinde tahta kesmişti. Dündar, Kenar Mahalle mafyası dayısının yanına eklenmek için ne kadar uğraştıysa da annesinin fırçasını yiyince dönüp yine köşedeki bakkalda işe başlamıştı. Mehmet tamirhanede, Hasan Kasab'ın yanında yükselde berberin dükkanında geçirmişti bütün yazı. Ne anlatacaktık? Tatil hikayelerimiz bolca yediğimiz usta azarından ibaretti. Sıra bana geldiğinde Gidecek başka yeri olmadığı için sabahın ilk ışıklarıyla kahveye damlayıp akşam karanlık çökene kadar miskin miskin pinekleyen insanların sigara dumanı altında geçirdiğim yaz tatilini anlattım. Kendim de sigara içiyordum aslında ama kelimelerin üstüne basa basa söyledim bunları bilhassa. Ragıp Hoca bizim kahvenin müdavimlerinden de çünkü. Yazları sabah erkenden, kışları okul mesaisi biter bitmez kahveye düşer, gece yarısına kadar evine gitmek bilmezdi. Kahvedeki her oyunun parçası hemen hemen her masanın yancısıydı. Sigaradan sararmış bıyıklarını ıslata ıslata içtiği çayı bitirince hemen başka bir masaya yanaşır, bir şekilde kendine yenisini ısmarlatırdı. Kahvedekiler de alışmıştı artık onun bu huyuna. Neticede öğretmendir, çocuklarımızın üstünde hakkı vardır deyip ses etmiyorlardı. Hoca önündeki telefona dalıp gittiğinden belki yarısını bile anlamadı söylediklerimi. Benden sonra Haydar başladı anlatmaya. O bitirince yüksel. O bitirince Hasan. Gittikçe daha fazla sıkılıyordu. Her birinin her bir hikayesini en az 20 kere dinlemiştim çünkü. Ustasından 10 dakika tuvalet izni alan bizim kahvede alıyordu soluğu yazın. 10 dakika yarım saat oluyor, yarım saat 45 dakikaya uzuyordu. Bizimkiler dükkanlarına döndüklerinde kendilerini sağlam bir dayağın beklediğini bildikleri halde, özgür oldukları, çocuk oldukları o anın tadını çıkarıyor, rahatça gülüp oynayabildikleri o süre zarfında, gün içinde yaşadıklarını nefes almadan birbirlerine anlatıyorlardı. Kahvedeki gazetelerin üzerine resimler çizip eğleniyor, bilardo masasında tutmakta zorlandıkları, ıstakalarla becerebildikleri kadar hünerlerini sergilemeye çalışıyorlardı. Ben kahvenin çırağı olarak kendime ev sahibi, onları ise misafir, daha doğrusu misafir çocukları gibi görüyordum o anlarda benim de aslında onlardan bir farkım olmadığını bildiğim halde o biraz haylaz, biraz masum hallerine içten içe gülüyordu. Mehmet, Ragıp Hoca'nın işaretiyle bu yaz hayatında ilk kez tek başına bir arabanın trigger kayışını değiştirdiğini anlatmaya başlayınca parmak kaldırdı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Saatine baktı Ragıp Hoca. Dersin bitmesine daha 20 dakika kadar vardı. Git ama çabuk gel, dedi yüzüme bile bakmadan. Sessizce git, sessizce gel. Öbür öğretmenlerle uğraştırma şimdi beni. Hızlı adımlarla çıktım sınıftan. Tabii ki tuvalete gitmiyordum. Usulca alt kata indim, müstahdem odasından içeri süzüldüm. Küçük odanın arka bahçeye bakan kapısından dışarı çıktım. Duvarın dibinden sessizce okulun en kuytu köşesine, ara ara nefeslendiğimiz mekana geldim. Sene başında duvarın dibine dayadığımız büyük taş yerinde duruyordu. Oturdum üstüne, çorabıma sakladığım sigara paketiyle kibriti çıkardım. Verdim rüzgara sırtımı, tam sigarayı alıp yakıyordum ki arkamdan bir el uzanıp aldı paketi. Sınıftaki çocuklardan biri benim gibi tuvalet bahanesiyle peşimden geldi sanıp hışımla döndüm arkamı. Uzun boylu bir adam duruyordu karşımda. Bir elinde benim sigara paketi, diğer elinde 20 lira, gülümseyerek bana bakıyordu. Daha ben ne olduğunu anlayamadan elindeki parayı uzattı. Elimdeki paketi gösterdi. Satar mısın bunu bana? Yarısından fazlası bitmiş pakete baktım. İçinde birkaç sigara kalmıştı. Satarım. Güldü. Kapta elimden paketi cebine koydu. 20 lirayı bana uzattı. Bari bir dal ver içinden de tüttürelim dedim adam gitmeye hazırlanırken. Gülümsemesi daha da büyüdü. Yok olmaz. Çok pahalıya aldım. Başka bir şey söylemeden döndü arkasını yürüyüp gitti. Az ilerideki kantin kapısından okula girene kadar arkasından öylece baktım. Sonra aynen geldiğim yoldan elimdeki paraya baka baka yukarı çıktım. Sınıfa girmeden Ragıp Hoca uyanmasın diye önce hızlıca lavaboya uğrayıp elimi ıslattım. İçeri girdiğimde dersin sonları yaklaşmıştı artık. Sıraya oturur oturmaz kulağıma eğildi Haydar. Neredesin oğlum iki saattir deliğine mi düştün? Mekandaydım. Omzuma yaklaştı ceketimi kokladı. Üzerimde sigara kokusu yoktu. Ee, gezmeye mi gittin? Cebimdeki parayı çıkarıp sıranın altından gösterdim. Şaşırdı. Bu ne lan? Tam çıkardım sigarayı yakıyordum adamın biri geldi. Daha ilk günden yakalandın mı lan yoksa? Yok be oğlum öyle değil. Adamın biri geldi benim bitmiş sigaraya 20 lira verdi gitti. Yuh derdi neymiş? Ne bileyim düzgün bir adama da benziyordu ama deli midir nedir anlamadım. Allah Allah. Eee ne arıyormuş ki bizim mekanda? Bilmiyorum. Kantine mal getiren biriydi galiba. Benden sonra arka kapıdan kantinin o tarafa doğru gitti. Enteresan. Ağır ki herhalde. Yoksa bitmiş pakete o para verilir mi? Biz konuşurken zil çaldı. Ragıp Hoca ders boyu kurcaladığı telefonunu aldı, hiçbir şey söylemeden kalktı gitti. Bu tavrı bize kendimizi, tam da onun bizi gördüğü gibi hissettiriyordu. Değersiz. Biz de kendimizi ondan farklı görmüyorduk zaten. Öğle tatiline kadar böyle geçti dersler. Öğleden önceki son ders biter bitmez, Haydar yanıma gelip koluma girdi. Yürü bakalım kantine, şu enayi parasını ezelim. Yok, dedim. Olmaz, onunla yeni paket alacağım ben. Oho, elin iki kuruş para gördü, şımardın sen. Para değiştirdi seni oğlum, eskiden böyle değildin, para bozdu. Mahsustan bağırıyordu. Mevzuyu bütün sınıfa reklam etmeye çalışıyordu belli ki. Omzundan tutup gülerek ittim. Tamam lan tamam, yürü. İki simit alıp gelelim. Daha iki adım atmadan yüksel yanımızda bitti. Diğer koluma da o girdi. Simitler üç oldu aga. Bela mısınız oğlum siz benim başıma? Ne meraklısınız bayat simide? Bugün daha okulun ilk günü oğlum dedi Haydar gülerek. Nereden bulacak veli bayat simidi? Bugün taze taze yedik yedik. Daha da zor buluruz ondan sonra. Var mısın iddiaya? Diye çıkıştı yüksel. Bakkalda dünden kalan ne varsa yığmıştır akşam kantine. Takır takır kemirir simidi. Ama olsun bedava sirke baldan tatlı. Neyse yürüyün hadi. Dedim kollarından tutup kapıya doğru iterek. Siz bütün sınıfı peşimize takmadan gidelim. Yalnız alırım birer sigaranızı. Benimki elin herifine gitti. Dar kalabalık merdivenlerden itiş kakış indik üç kat aşağıya. Bodrum kattaki küçük karanlık kantine geldiğimizde bir saatlik öğle tatilinin ilk on dakikası gitmişti bile. Banka veznesine benzer dar Küçük pencereli tezgahın önündeki kalabalığı görünce keyfimiz kaçtı. Kıvrıla kıvrıla merdivenlerin başına kadar uzanan sıranın en arkasındaydık. Haydar, omzuma yüklenerek şöyle bir ileri doğru baktı. Bu ne sıra anasını satayım daha ilk günden. Derin bir of çekti. Sonra ileride bir şey çarptı gözüne. Dirseğiyle beni dürttü. Dündar en önde lan. Hemen çıktık sıradan. Hızlıca öne doğru ilerledik, usulca Dündar'ın yanına kaynadık. Arkalardan bir iki ortaokullu çocuk bir şey diyecek gibi oldu. Dündar başını uzatıp sertçe geriye doğru bakınca onlar da vazgeçti. E ne haber Dündar? Dayı bey ne yapıyor? Dalga mı geçiyordu Haydar ciddi mi soruyordu anlamamıştım. Bizim buraların baş serserisiydi Dündar'ın Serdar dayısı. Öyle yol yordan bilen, eğriyi doğrudan ayırt edebilen eski zaman kabadayılarından değil, mekan basıp haraç kesen, biraz kaçak sigara, biraz da otopark işlerine bakan, basit bir kenar mahalle mafyasıydı. Çoluk çocuk, genç ihtiyar, herkesin görünüşte saygı duyduğu ama aslında arkadan arkaya yaka silktiği saldırgan ruh hastası bir adamdı. İyidir herhalde ne bileyim dedi Dündar. Göremedim bayağıdır. Ne alacaksınız gençler diye sordu o arada kantinci Veli. Sıra bize gelmişti. Keyfi yerindeydi bugün Veli'nin. Giyinip süslenip gelmişti kantinine. Koyu yeşil pantolonun üstüne geçirdiği sarı gömleğin düğmeleri sonuna kadar iliklenmiş, üzerine kahverengi, tuhaf, karışık desenli bir yelek giymişti. Belli ki yaz boyu kapalı kalan iş yerine nihayet açabildiğinden mutluydu. Sıradaki her öğrenciyi ayrı bir para destesi olarak görüyordu muhtemelen. Bana bir çizburger versen oradan, dedi Yüksel ters ters. Şaşırdı veli. Ney? Ne ne ya abi? Bayat simitle poğaçadan başka ne satıyorsun ki sanki burada? Ne istiyorsunuz diye soruyorsun bir de. Tam bir şey söyleyecekti kantinci Veli. Abi dört simit alalım biz diye araya girdim ben. Hızlıca elimize tutuşturdu simitleri. Takır takırlardı yine. Belli ki dünden kalmışlardı. Ulan Veli şu okulun ilk günü bile adam gibi bir simit vermedin ya bize diye çıkıştı Dündar. Duymadı bile kantinci Veli. Bize simidi satmış parasını kasaya atmış sıradakileri kesiyordu. Sizin ne vardı gençler? diye seslendi arkaya doğru. Sonra bize döndü. Hadi çocuklar hadi sırayı kapatmayın. Bak daha bir sürü müşteri var. Belli belirsiz bir küfür savurdu Dündar dişlerinin arasından. Ne haber dedi Yüksel ağır ağır tezgahın önünden ayrılırken. Dedim oğlum ben size bakkalda dünden ne kaldıysa getirip koymuş buraya. Buradan artanları da akşam götürüp oraya istifler. Aşağı mahallede bir bakkal dükkanı işletiyordu Veli. Oranın bayatlarını burada Buranın bayatlarını da orada eritiyordu. Ama neyse ne dedim isteksizce. Bedava bulmuşsunuz yiyin işte. Kantindeki kalabalığın arasından kendimize yol açarak ilerlemeye çalışıyorduk. Milleti ite kaka merdivenlere kadar gelmiştik ki onu gördüm. İşte bu diye işaret ettim bizim çocuklara. Size bahsettiğim adam bu. Bahçede benden sigarayı satın alan. Yanımızdan geçerken beni fark etti. Ne haber delikanlı? Enayi semidi mi yiyorsunuz? Cevabımı beklemeden elindeki simitle kantine doğru ilerledi. Bir şey de diyemedim zaten. Öylece kaldık çocuklarla. Kimdi ki bu garip adam? Bizim okulda ne arıyordu? Sessizce anlaşmış gibi bahçeye çıkmaktan vazgeçip tezgaha en yakın masaya ilişerek adamı izlemeye başladık. Doğruca gidip sert bir şekilde kantinin kapısını tıklattı. Kantinci Veli onu görünce sıradaki çocukları bırakıp aceleyle koştu. İyi giyimli, düzgün tıraşlı biri herkes olabilirdi öğretmen, önemli bir veli, belki müfettiş, hatta Milli Eğitim Bakanı herkes kantinci veli için öğrenci dışındaki herkes önemliydi. B Buyurun beyim. Merhaba. Merhaba beyim, bir şey mi emretmiştiniz? Az önce çocuklardan biriyle bir simit aldırdım. Böyle bir şey geldi. Ben de bir inip bakayım dedim. Bu taşı nasıl yontup bu hale getirebildiniz? Adam sözünü bitirince elindeki simidi veliye uzattı. Kantinci veli adamın kötü bir şeyler söylediğini yüzündeki sert ifadeden anlamıştı muhtemelen. Simidi eline alıp parmağıyla yoklayınca yüzü bembeyaz oldu. Sırıttı. O beyim, e, siz öğrenci gönderip aldırınca şey olmuş, çocuklarınkinden şey yapmışız yanlışlıkla. E, sen ver bunu, ben hemen beyime şeylerinden bir tane şey yapayım.'' Panik halinde aklına ne gelirse sıralıyordu. Biz de oturduğumuz yerden meraklı olup biteni izliyorduk. Adam gözlerini dikmiş kantinci veliye bakıyordu. O ezile büzüle anlatırken adamın yüzünde en ufak çizgi değişmiyordu. Az sonra veli arkasını döndü, gitti, elinde çıtır çıtır bir simitle geri geldi. Buyur beyim, deyip mis gibi simidi uzattı adama. Taze simidin kokusu bizim burnumuza kadar geliyordu. Sen kusurumuza bakma beyim, e, yanlışlıkla şey olmuş. Söz bir daha olmaz. Yeni simidi eline alınca adam kaşlarını iyice çattı. Bu ne veli bey? Simit? Az önceki neydi peki? şey o siz öğrenci gönderince simidi aldırmaya bizim çocuklar yanlışlıkla öbürlerinden şey etmiş. Dünden kalan bayat simitleri öğrencilere bitirtmeden ölse tazeleri çıkarmazdı kantinci veli. Adam şöyle bir baktı etrafına. Bir kantin dolusu çocuğun yarısı az önce aldığı bayat simidi dişlemeye çalışıyor. Diğer yarısı aynı simitten alabilmek için sıra bekliyordu. Derin bir nefes aldı, kantinci veliye döndü. Kaç tane var elinde bu öbür simitlerden? 20-25 tane kadar kaldı beyim. Tamam. Ver bakalım hepsini. Hepsini mi? Hepsini. Olup bitenden bir şey anlamamıştı ama bir çırpıda 25 simit sattığı için de mutluydu. Poşetleyip getirdi simitleri. Adam iki cebinden toplam ne kadar para çıktıysa bozuğu, bütünü, hepsini bankonun üstüne boşalttı. Say. Kantinci Veli hızlıca saydı paraları. Yetti mi? Belki eksikti, belki fazla. Yetti beyim yetti. Topladı paraları kasaya koydu. Adam tam arkasını dönüp gidiyordu ki durdu. Bir el işaretiyle yaklaşmasını istedi Veli'den. İkiletmeden uzattı kulağını Veli. Bugün bunların parasını kendi cebimden verdim. Yarın okuldaki alacağından keserim ona göre. Kantinci Veli dondu kaldı. Peki müdür bey sen nasıl dersen? Müdür mü? Oha! Diye haykırdı Dündar şaşkınlıkla. Müdür müymüş lan senin adam? Sessiz olsun diye dirseğimle karnına sertçe vurdum ama nafile. Yeni müdür çoktan duymuştu. Ben dündara dönüp Allah belanı versin diyene kadar elinde iki poşet dolusu simitle yanımıza geldi. E, müdür değil, müdür yardımcısı dedi gülerek. Sonra etrafa baktı. Dikkatli gözlerle olup biteni izleyen öğrencileri şöyle bir süzdü. Çocuklar, kantine taze simit gelmiş dumanı üstünde. Veli abiniz diyor ki bugün okulun ilk günü. Yavrularımın tazecik simitleri benden. Koşun." diye bağırdı. Sıra coşkuyla hareketlendi. Simidini alıp bitirmiş çocuklar bile masadan kalkıp yeniden sıraya geçti. Sonra bize döndü gülümseyerek. "Gelin bakalım gençler." Bir şey diyemedik hiçbirimiz. Özellikle de ben gözlerimi kaçırmaya çalışıyordum. Az önce sigara paketimi sattığım yeni müdür yardımcısından. Sessizce yürüdük arkasından. Bizim arkamızdan alt sınıflar, üst sınıflar nereye gittiğimizi merak eden kim varsa toplandı. Biraz ürkek, biraz çekingen ama çokça da meraklı bir halde takip ediyorduk yeni müdür yardımcısını. Bahçeye çıkınca poşetlerdeki simitleri küçük parçalara bölüp hepimizin eline birer tane verdi. Gidin bakalım. Şimdi bunları ağaçların diplerine, duvarların üstlerine ufalayın. Tazeleri size, bayatları kuşlara. Çocuklar simitleri kaptığı gibi bahçenin dört bir tarafına dağıldı. Bir anda sağa sola simit kırıntısı atmak için birbiriyle yarışıp şakalaşan çocuk kahkahasıyla doldu etraf. Ondan biraz sonra da bu kırıntılara akın eden yüzlerce minik kuşun cıvıltısıyla. Daha birkaç saat önce derin bir kasvetle, karanlık, iç bunaltıcı bir can sıkıntısıyla girdiğim okulun bahçesi, bahar yerine dönmüştü şimdi. Bu okulda geçirdiğim üç sene boyunca öğrencilerin yüzünde bu kadar gülümsemeyi bir arada görmemiştim. Bu kadar çok gülen bir öğretmeni zaten hiç görmemiştim. Dündar ki gülüp eğlenmeyi ağır abiliğini halel getiren çocuksu bir basitlik sayardı. O bile elindeki simidi bitirmiş, haydarınkilerden küçük parçalar koparıp yüzünde kocaman bir tebessümle kuşlara atmaya çalışıyordu. Haydar'ın saklamaya, Dündar'ın ufak ufak parçalar koparmaya çalıştığı küçücük simit neşe kaynağı olmuştu iki koca çocuğa. Haydar kaçıyor, Dündar kovalıyordu. Müdür yardımcısının elinde bir kuru simit kalmıştı sadece. Gülümseyerek yanıma geldi. Gel bakalım benimle. Bahçenin arkasına otopark olarak kullanılan toprak alana doğru ilerledik birlikte. Sabah paketi sattığım yerin önünden geçerken yüzümün kızardığını hissedebiliyordum. Biraz daha yürüdük. Arabaların yanına geldiğimizde durdu müdür yardımcısı. Kulağıma eğilip bir şeyler söyledi. Ben şaşırıp yüzüne bakınca gülümsedi. Başka da bir şey demeden arkasını döndü, okulun otopark tarafındaki kapısından içeri girdi. Dediğini yapıp çocukların yanına gittim. Biraz daha bahçede oyalandıktan sonra hep birlikte sınıfa çıktık. Ders başlamadan camdan aşağı baktığımızda kantinci velinin arabası, üstündeki simit kırıntılarına üşüşen onlarca kuşla kaplıydı. Kuşlar kanatlanıp uçtuğunda ise araba, üzerini baştan aşağı kaplayan yarı katı, yarı sıvı yüzlerce küçük izden görünmüyordu. Ne camları belli oluyordu ne rengi. Araba artık kahverengiydi. Kantinci Veli o günden sonra bir daha asla okulda bayat simit satmadı. Okul o günden sonra bir daha asla aynı okul olmadı. O gün ilk kez tanıştığımız Yaman Hoca birlikte olduğumuz süre boyunca etrafında hayatını değiştirmediği tek bir kişi bırakmadı.